Şeytan şeyde gizlidir. Ayrıntıda. Ne demek o? Ayrıntı önemli bir şey falan demek. Niye şeytan gizli peki yani? Halit? Hilal? Sevgili izleyenler, şeytan sizce de ayrıntıda gizlidir mi? Yoksa adi şeytan madem ayrıntıda gizli, o zaman hiç ayrıntıya girmeyelim mi? Hiç ayrıntıya girmeyelim bence. Direkt haftalığa başlayalım diyorum. Güzel. Teşekkürler. Hadi bakalım Halit Koçak. Efendim, haftalığa hoş geldiniz. Bu hafta hemen Avatar'la başlayalım. Avatar Legends masaüstü rol yapma oyunu sadece 16 dakikada Kickstarter hedefini tutturmuş. Bunda şaşacak ne var? Sen son hava bükücüyü izledin mi? İzledim. Ve dünyanın en güzel şeylerinden biri. Kesinlikle. Değil mi? Yani? Hiçbir kategoriyle sınırlandırmak zorunda hissetmeye kadar özel ve güzel bir şey değil mi? Şöyle, birincisi üzerinde çok fazla aslında toprak atıldı. Hem işte Avatar filmi. Oraya girmeyelim. Dünyanın en güzel şey ve dünyanın en çirkin şeyinin aynı başlık adı altında atılabilmesi. Bunu olmamış gibi mi davranıyoruz? O film hiç yaşanmamış. Avatar ilk gerçekten çıkarken o zaman televizyonlarda hangi hizmette hatırlamıyorum. Ama bir şekilde Nickelodeon falan vardı. Ben Nickelodeon'da böyle parçık purçuk izliyordum denk geldikçe. Ve benden 9 yaş küçük kız kardeşim, abi bu çocuk şeysini mi izliyorsun deyip bana dalga geçiyordu. Ama son güne niye güler sevgili Çakılcım ya. Bak. 16 dakikada 50 bin doları geçip ne olmuş sonra? Rekor kırmış yani. Sonra da 24 saatte 1,5 milyon dolara ulaşmış. Bir rol yapma oyunu içinde bu kadar büyük bütçeye gerek var mı ya? O parayla ne yapıyorlar Halit? Ne yapıyorlar gerçekten yani? 3-5 kitap işte daha anladık. 2-3 kaç kişi çalışıyor bunda? Ben mesela şeyi hatırlıyorum. Mesela Critical Role diye bir ekip vardı. D&D oynayan. O adamlara mesela işte böyle bir oyunlarını şeyi yapmaya teklif ettiler. İşte biz bunları bir animasyona çevireceğiz falan yaptılar. Hala da devam ediyor. Hatta bitmeye yakın. Onlar da Kickstarter projesi başlatıp işte 750 bin dolar diye başlatmışlardı. Mesela onlar 1 milyon dolar falan geçtiler işte. Şimdi diğer taraftan hani bu adamlar animasyon yapıyorlar. Bayağı işte animasyon ekipleri, seslendirme kadrosu falan filan. Seslendirme kadrosu da çok işte her biri aslında bir şeyin seslendirme. Ne bileyim, bir tanesi Batman'i seslendirmiş, bir tanesi oyunda falan şey. Ve hepsi çok kaliteli adamlar. Bir tarafta bu adamlar 1 milyon dolara işte animasyon yapıyorlar. Diğer tarafta 1,5 milyon dolara şimdi Avatar masaüstü rol yapma oyunu geliyor. Ya bu işin aslının ne olduğu belli yani. O olay işte atıyorum 100 bin dolar hadi masraf oldu yaptılar. Gerisiyle cips ve kola alındı ve masaya oturup oyun oynamak için. Daha da önemlisi mesela bekler miydin Avatar'ın yani bir masaüstü rol yapma oyununa ihtiyacımız var mıydı ve oynanır mı? Ne dersin? Halit'cim sana tekrar soruyorum. Sen son hava bükücüyü izledin. İzledim ve çok seviyorum. Yani bu markayla ilgili yapılabilecek her şeyin muhteşem olacağı tekrar hatırlayarak. Ya yani bence hep insanların içine girmekten keyif alacağı bir evren oldu. Doğru düzgün bir video oyunu var mı? Yok. Bir tane dandik dundik var mıydı sanki öyle bir şey? Yine sanki varsa böyle çok tutmamış bir tane var. Bence öyle bir açlık vardı yani. O yüzden de zaten kendi has kemik kitlesi olan bir şey son hava bükücü. Masaüstü rol yapma olayı da şu an artık biraz öyle bir şey. Yani herkesin yaptığı bir şey değil de böyle belli grup insanların nostaljik bir havayla veya şu an yeni jenerasyon olsa da hani sadece ona odaklanmış bir hobi gibi yapan insanların yaptığı bir şey. Ama işte kemik kitlesi olan bir şeyin ne kadar kıymet üretebileceğine dair bir örnek gibi bir şey olmuş oldu bence. Bu aralar Hollywood'da kaynar kazanlar. Scarlett Johansson bir alevi yaktı. Arkasından insanlar geliyor. Scarlett Johansson işte şey muhabbeti oldu. Black Widow Disney Plus'a geldiği için insanlar hani daha doğrusu Scarlett Johansson dedi ki ben böyle anlaşmamıştım dedi. Hani, online platformda filmin çıkacağı ya da ondan para hani şeyi bana söylenmemişti. Yani şöyle, onun hazır sözleşmesinde, tabii, bu işin standart sözleşmesinde gişeden gelecek olan bir şey beklediği var için o beklentileri olmayınca bu sefer potansiyel bir gelir kaybı yaşamış olmuş oldu. Yani. Ama şeyde şirkette diyor ki yani 20 küsür milyon dolar kazandı daha ne istiyorsun diyor. Ama işte bu biz de garibanlar olarak bu konuda biraz acaba şirket şey mi diye düşünüyoruz. Yani kadın aç gözünü falan diye şey diyemiyor. 20 milyon dolar ne kadar bir para mesela ya. Yani. Onu hesaplamaya şey yapıyoruz. Ya bu olay aslında Scarlett Johansson'la da başlamadı. Şeyle başladı. Geçen sene Denis Villeneuve işte Warner Bros. Şey yaptı. Dedi ki hani filmleri çıkartamıyoruz sinemaya. Bari bizim HBO Max adında bir online platformumuz var. Oraya çıkartalım dedi. Denis Villeneuve dedi ki ben bunun için çekmedim dedi. Hani ben ne bileyim insanlar cep telefonundan izlesin diye çekmedim. O biraz daha sanatsal dertlerle sanatsal söyledi sanki gibi. Burada Scarlett'ın filan olayı yani oyuncuların olayı
potansiyel bir gelirleri otomatikman kaybetmiş olmaları alakalı. Kesinlikle, ama ikisinin de ortak noktası aslında bir sözleşme muhabbeti. Tabii. Ya. Yani ne şeyle yaparsa yapsın bir noktada işte şirketler çakallık yapıp önce insanlara hani sinema diye sözleştirip sonra online platformlarına çekiyorlar. Bu da zaten şeyi aslında her zaman konuştuğumuz işte sinema bitiyor mu? Hani sinemayı artık online platformlara çekiyorlar. Zaten sinema güç kaybediyor. Bir de sen filmin çıkar çıkmaz aynı gün online platforma koyarsan bu sefer iyice şey yapacaksın. İnsanlar hani yeni sözleşmelerini buna göre hazırlıyorlar aslında bir... Vallahi bence ben bu konu hakkında şöyle düşünüyorum. Ben bu konunun bizi ilgilendirmediğini düşünüyorum. Çok zengin değil mi? Şöyle, hayır yani şöyle. Scarlett Johansson'ı aç gözlükle veya bu durumun başına gelen oyuncuları aç gözlükle suçlamak değil aslında mesele. Sonuçta önceden bir şey anlaşıyorsun. O anlaşmaya ters hareket edince o da diyor ki hani hakkımı isterim kardeşim falan diyor olabilir. Yani bu şirketler ve de oyuncuların veya işte diğer yaratıcı kadronun arasında zaman içerisinde çözeceği bir şey. O kısmı bizi çok ilgilendirmez. Bizi hakikaten ilgilendirebilecek kısmı hani sinema salonunda bu tarz şeyleri tecrübe etme alışkanlığının, kültürünün yavaş yavaş yok olma ihtimali. Fakat şöyle bir gerçek de var yani. İnsanlar tamam, biz sinema salonunda izlememizi sağlayan bir çark vardı, buna olanak sağlayan falan. Bu çarkın yıkılması bizim alacağımız zevk açısından üzücü belki, ama yani hala büyük kapalı salonlarda bunları izleyebilme olanağı senin kendi girişiminle falan bilmem ne aslında teorik olarak mümkün. Yani bu hani eğer çok kıymetli bir şeyse bunu muhafaza etmek isteyen bir şekilde muhafaza edecektir. Onun dışında para kazanmanın en hızlı yolunu bir şirket bulmaya çalışıyor diye o şirketin üstüne gitmek bu yeni bir laf mı yani, şimdi anladın mı? Hani onların ne bileyim ben gıda sektöründen işte başka sektörlerden falan ne farkı var yani gelişen koşullara göre onlar da ayak uydurmaya çalışıyorlar filan. Bilmiyorum yani bence çok bizim yapabileceğimiz bir şey yok bununla alakalı falan gibi. Olayın birazcık daha böyle bir dedikodu tarafı da var. İşte Scarlett Johansson bu açıklamayı yapıyor. Ondan sonra Disney hani kırıldık gibisinden böyle ya diyor işte ay, şey yapmışsınız diyor. Covid-19'un korkunç ve uzun süreli etkilerini görmezden geldiğini falan söylemiş Disney Scarlett Johansson'ın. Bu açıklamayı da Kevin Feige bayağı hani... şey değil, official değil, resmi olarak değil ama Hollywood Reporter editörü demiş ki Kevin Feige bundan çok rahatsız Disney tarafından ve işte bu kararlarından dolayı, bu olayı ele alışlarından dolayı kızgın ve utanmış Kevin Feige. Yani o şeylerde de biraz... Hocam şimdi şöyle bir şey var bak. Bunlar sinemaya girmedi. Şeyden, streamingden yayınladılar diye film mesela 5 kazanacakken 3 kazanıyor mu? Bu oluyor mu? Böyle mi oluyor? Sonuçta o streaminglerde bedava değil. Değil ama işte ölçemiyoruz ya mesela o film için mi geliyorlar? Çünkü adam streaming komplesini satın alıyor. İşte mesela bir adam Mandalorian'ı almış ama işte adam. Adam atıyorum yani sene sonunda bakacak. İşte şu kadar kar ettik biz bu şeyden. Diyecek ki biz bu işte atıyorum mesela Black Widow mesela. Bugün bu seneki yapımların şu kadarını kapsıyor. Mesela atıyorum %10'unu kapsıyor atıyorum büyük prodüksiyon diye. Biz kar ettiğimiz şeyin %10'u bak bunun karı bu buna yansıyor gibi düşünüp hesap edip oradan da Scarlett'a parasını ödeyebilir. Yapabilir. İşte ama bu şey tamamen şirketin içerisinde olduğu için yani mesela film gişelerinde bunu yapamaz. Çünkü işte box office'ler falan var. Yani en hesap makinesi olan herkes işte ne bileyim Scarlett Johansson buradan %10 alsa bu kadar kazanır falan muhabbeti yapabilir. Ama mesela biz hala Netflix'in işte Netflix'te çıkan bir dizinin filmin Netflix açıklamadıkça kaç izlendiğini bilmiyoruz. Ne kadar kar ettiğini bilmiyoruz. İşte Scorsese Irishman'i yaptı. Kaç izlendi? Box office'i kaç? Ne kadar aldılar? Hiç bilmiyoruz. Onları da şirket açıklarsa bunu da şirketin eline vermek işte yani şirketin elinde olacak. Şirkette ne kadarını açıklarsa yani muhtemelen daha sonra da belki şey olur diye. Ya. Yani bu bence muhakkak bir çeşit böyle yasal bürokratik düzenlemeler falan olacaktır yani. Ama Hollywood'da yeni işte bir şey başladı. Böyle Scarlett Johansson'la beraber yeni artık bir sözleşme vay şeyi be, falan. Vay be Scarlett'a bak yıllardır ekmeğini yedin Marvel'ın falan. Şimdi böyle olduk he falan. Biraz ilk defa hayatımda dev şirket adına daha çok şey yaptım. Vay be. Şeyciyiz. Efendim, Lord of the Rings dizisinden en sonunda bir görsel, bir de yayın tarihimiz geldi. Yayın tarihi ne zaman? Yayın tarihi 2 Eylül 2022. Aman çok daha geç. Çok var, daha çok var. Çok geç. Ben 2021'de olur diye zannediyordum. Yani şöyle 2021'de olur diye zannediyordum. Şeyde, nasıl diyeyim, hemen bu yazın falan olmaz ama işte Aralık, hani 2022'nin Ocak falan diye başlar diye zannediyordum. Hadi belki 2022'nin işte bu bir yıl falan olsun diye. 2022'nin ta... sonbaharında falan olacak.
Yok ya bu diziyi, bu diziyle ilgili yani çok karışık duygular var muhakkak herkeste. Yüzükler Efendisi sevenler arasında çok hem beklenti var hem hiç olmasa mı daha mı iyiydi acaba, hani tadımız kaçar mı acaba falan tarzı bir korku da var muhakkak. Evet. Fakat sadece şunun biraz yeşil bir ışık olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çok nazlı ilerliyor sanki bu proje. Yani duyurduklarından beri çok vakit geçti. Tabii ki virüsün bir etkisi olmuştur ama yani şimdi bile hala hani vakit olarak çok zaman söylüyorlar. Bu belki yapılan işe dair olumlu bir şeydir diye umut etmek istiyorum. Yani atıyorum son yıllarda böyle çıkmış bir takım projelere falan dev markalar olmasına rağmen işte neden sıçtı etti? Böyle çok hızlı çıkmaya çalışıp çok üzerine özenilmeden çalışıldığına dair benim cevabım bu biraz. Yani hani Star Wars falan niye öyle, böyle sebebi bu diye düşünüyorum. Ama bu dizi böyle bir uzun süredir geliştiriliyor ve yapılıyor ve çekiliyor falan gibi. Umarım bu şeydir yani iyi işarettir diye bir şeyim var benim. Dizi hakkında mesela bunu daha önce işte konuşurken insanlar bize ya ne demek Yüzüklerin Efendisi bilmiyorsanız niye konuşuyorsunuz falan filan dediler. Dizi aslında çok, yine söylüyorum, gerçekten boşluk ara bir noktada geçiyor. Yani Tolkien'in illaki işte olayları yazdığı, işte bu adam Sauron Numenor'a geldi, Sauron Numenor'dan şuradan şuraya gitti, tarih tarih yazdı ama tam işte Numenor'a gelişine kadar neler yaşandığını anlatmadığı ya da Numenor'da tam olarak kimlerle konuştuğunu anlatmadığı kısımları anlatıyor. Karakterler, mesela şu anda açıklanan işte birkaç tane karakterler var ama o karakterlerin hiçbiri böyle kitaplarda geçmeyen, yani belki bunlar onların kod isimleridir. Biz ya yani kod isimleri derken işte kitaplarda geçen bir karakterdir ama bize şu anlık işte Rita işte Taya falan tarzı isimler söylüyorlar mesela. Bunların hiçbiri yok. İşte şu anlık böyle bir şeyi anlatıyorlar. Beni de sevindiren, daha doğrusu işte dizinin iyi olacağını olan güvenimi arttıran şey mesela diziden hiç böyle set fotoğrafı çok az geldi, çok az şey sızdırıldı. Yani bayağı kapalı bir kutu şu an bu. Ve bayağı bunun dışarı sızmaması için çok mu şey yapıyorlar? Çünkü şu an bunun muadilleri işte Zaman Çarkı dizisinin çok şey sızdırıldı. Bayağı senaryosu, set görselleri, işte kıyafetleri falan sızdırıldı. Ama bu sızdırılma muhabbeti biliyorsun biraz şeyle de alakalı. Yani bir markanın ne kadar gücü varsa o kadar az böyle önden sızdırma oyunlarına ve heyecan yaratmaya ihtiyacı var. Yüzükler Efendisi dizisi bence herhalde böyle bu camiada filan şu an en çok merak uyandıran, en çok heyecan uyandıran projelerden bir tanesi. Bir tane oyuncu benim şeyime uymuyor diyerek gitti. Diziyi terk etti. Adam şimdi çok büyük oyuncu olmadığı için işte aa bakın ne bileyim Anthony Hopkins diziyi terk etmiş falan gibi bir haber olmadı. Ama diğer taraftan da niye gitti acaba? Ya bunun sonsuz tane sebebi olabilir. Tabii. Orada başlarına skandal bir şey gelmiştir de adamı sessizce göndermişler. Böyle bir şey de olabilir. Tabii tabii kesinlikle. Bence bu bir şey değil. Bunu bir ipucu olarak boş ver. Dedikodu yapmayı bırak artık. Haftalık ne hale gelmiş. Peki o zaman haftalığın kalitesini şey yapıp Venom'a geçeyim ben. Haftalık ne hale gelmiş Venom falan. Let There Be Carnage. İkinci fragmanımız geldi. Ne düşünüyorsun film hakkında? Abi bu şeyin Sony'nin değil mi Sony'nin? Sony. He. Spunk. İşte Marvel filmleri maalesef beni hiç açmayan filmler. Çünkü şöyle bir şey var açıkçası. Şimdi süper kahraman filmleri benim çocukluğumdan beri olan şeyler, tamam mı? İşte eskiden ne bileyim Tobey Maguire'lar ya da o zaman Daredevil'ları bilmem ne. Zaten daha eskiden hani Superman'ler falan onlara girmiyorum. Yani 2000'lerden beri olan bir şey var. Ve o zamanlardan beri aslında süper kahraman filmleri şimdi yeni yeni birkaç böyle değişik iş hariç çok birbirinin aynısı bir formülizasyonu takip eden filmler. Bugün şu MCU denilen canavarda arada çok birbirine aynısı filmler olmasına rağmen bir nevi şahsla münhasır durum var ki o da o genel devamlılıkta bir takım işte yapboz parçaları birbirine nasıl uyum sağlıyor filan hiç olmazsa onu takip ediyoruz. Fakat Sony'de böyle bir şey yok. Yok. Sony hala 2000'lerin başında nasılsa süper kahraman filmlerini öyle yapıyor. Bir takım karakterler var. O bir takım karakterler biraz daha diyelim en baştan beyaz, biraz daha veya gri hani Venom filan gibi olanlar. Fakat işte öykü boyunca kendi şeytanlarıyla yüzleşip ondan sonra daha büyük bir şeytanla karşılaşıp kendisinin o kadar da büyük bir şeytan olmadığını anlayıp en de sonunda ona karşı mücadele verip günün sonunda böyle iyi adam olduğunu kanıtlamaya çalışan tipler. Yani ilk filmde de bu vardı. Evet. İkinci filmde de fragmanda gördüğüm kadarıyla bu olacak. Yani Carnage hani bunun daha da kötü bir hali gibi. Carnage ile baş ederken anlayacak ki ben aslında o kadar kötü biri değilim. Arada işte o şizofrenik şakalar olacak gördük fragmanda filan. Yani bunu 30 milyar kere gerçekten izledim. İzledik.
Çizgi romanların gazisi olarak da çizgi romanlarda ben ne fantastik funtistik değişik şeyler görmüşüm. Hani bu onun böyle şeyi gibi. Filme adapte edilmiş en ortalaması gibi, yani yeni bir şey vermeyen, yeni bir şey sunmayan. Ancak işte şu heyecan vericiyse heyecan verici. Çok büyük hayranısındır. Ki Venom filan meraklısıyımdır da ben de. Carnage filan çok havalı bir karakter evet. olarak gelir bana da. Hani onu nasıl adapte etmişler? Aa, Woody Harrelson oynuyor filan. Bu kaliteli muhakkak belki izlemeye şey. Sen tutmuyor musun? Zaten mı? Şöyle aslında bu zamana kadar işte Venom'un ilk filminde bu konuşmamıza hala sebep olan şey Tom Hardy'nin. Evet, Tom Hardy. Yani Tom Hardy olmasa muhtemelen başka bir oyuncu olsa çoktan unutmuş ve sıkıntı çekmiştik falan. Şey yani yaptı, üzerine. Çiğ tavuk yedi iğrenç sahne çok güzeldi yani. Yani bu değer aslında işte şu an bayağı getiriyor. Sony'nin yaptığı bu evren, Spunk evreni işte çok garip bir evren. Yani Spider-Man şeyleriyle yapıyor, kötüleriyle yapıyor. Bir gün bir filmde birleştirecekler mi? Bir gün bir kötü, i̇şte tek bu, bir kötü bu numaraları da gördük o zaman. Yani, evet, yani hani MCU bize bunları zaten tattırdı yeteri kadar. Biraz ne gibi biliyor musun? Yani bir takım detaylar bir kenara, parası olan ve becerisi olan kim olsa bu filmleri zaten böyle çeker. Yani hani ortaya çok orijinal ve değişik bir şey koymuyor şu an bayağı Sony. Formülizasyon çok. Yani MCU aslında Hollywood formülizasyonuyla başladı. Ondan sonra yani bir süper kahraman formülizasyonu oluşturdu. Şu an bir MCU formülizasyonu var. Bayağı ya böyle işte, koy. İşte en azından yani ekstradan bütün bunların 50 bin tane filmin ve dizinin bir arada tüketiliyor olma, yani hani aynı evrende geçiyor birbirine bağlı kıçından köşesinden kısmı bir yenilik yani. Evet. Şimdi Sony'de tam onu yapmaya çalışıyorlar da niye ki yani? Biz bunu gördük işte. Bak DC koskoca yani ya, şeyi ya, geç yani işte. Siktir et Sony. Tabii yani koskoca Warner Bros. Bunu aceleye falan getirmekten ötürü veya MCU o bayrak yarışını kazandığı için tutturamadı. Şimdi Sony mi tutturacak bunu yani Sinister Six'le falan? Bilmiyorum yani bunlar garip. Diğer taraftan asıl böyle korkunç şeyler. House of Gucci trailer'ı geldi. Kardeş. Kardeşlerim. Ben haklısı değilim zorla. Yani bilmiyordum yani Gucci'nin hayatı hakkında bir şeyim yok. Moda, giyim, kuşağım, işte defileler, mankenler falan elimi bir ters ettiğim bir evren dünya. Fakat bu filmin kadrosu... Ne bu? Oha dedirtirdi bana yani. Son yıllarda gördüğüm en hayvan ciddi kadrolardan bir tanesi. Yani hadi büyük isim söyle, bu filmde var yani kendisi. Bir de Ridley Scott'ın filmi galiba. Evet, Ridley Scott'ın filmi. O da inanılmaz. Geçen hafta da şeyi konuşmuştuk. Ridley Scott'ın The Last Duel filmi evet. geliyor. Orta çağda geçen bir şey yapıyor. Ridley Scott bayağı üretken şu anda. Dediğin gibi yani şu an Adam Driver, Lady Gaga, Al Pacino, Jeremy Irons, Salma Hayek, Jared Leto. Ki Jared Leto. Jared Leto. Demiş ki, hocam demiş, bugüne kadar hangi kılığa girmedim? Hah! Hemen böyle bir karakter bana yazın. Ben tanıyamadım ya. Bir sürü gerçekten o makyajla falan nasıl adam, devam ettim? O adam böyle hava atıyor içerisinde. Yani o adam mesela atıyorum teyzesini arayıp diyor ki, bak yeni filmde beni tanıyamayacaksın. Tanıyamayacak. Yani. Her bir iki senede bir bu cümleyi kurmak için bir takım filmlerde oynadığına eminim yani o adamın. House of Gucci'nin hikayesi işte bir trajediyi anlatıyor. Gucci ailesindeki bir işte ölümü anlatıyor ve Lady Gaga'nın canlandırdığı Patricia Reggiani'nin işte daha sonra 18 yıl hapis yatacağı olayların öyküsünü anlatıyor ama... Anlatma bari. Trajedi yok, bu gerçek hayat. Biliyorum ama yani hatırlıyoruz da açıp araştırmak zorunda değil. Ben şöyle bir şeye karar verdim. Benim için zengin insanlar tıpkı... Ne bileyim, Yüzüklerin Efendisi'ndeki Smoke gibi fantastik bir karakter ve onların ölümüne üzülmüyorum. Yani nasıl Smoke öldüğüne üzülmüyorsam bu filmde de işte çok zengin bir adamın eşi tarafından öldürülmesine üzülmeyeceğim. O yüzden böyle çok eğlenerek izleyeceğim gibi geliyor ama diğer tarafta da bir trajedi var yani böyle. Ben de duyarsız bir vatandaş olarak biyografi filmlerinden keyif alan bir insanım. Zaten herkes bence keyif alıyorsa alıyor. Yani şunu demeye çalıştım. Bir takım insanlar olarak biz biyografi filmi olunca ekstra keyif alıyoruz gibi oluyor. Böyle tarihi bir şey izliyormuşsun gibi. Son yıllarda da böyle çok çıkmaya başladı dizi ve film olarak. İşte böyle yok Queen, yok işte Elton John falan gibi hani müzisyenlerin evet. çıktığı. Bohemian Rhapsody. Aynen. Geçenlerde Halston diye o bir başka modacı adamın dizisi vardı bir tane. Ewan McGregor'un başrolde olduğu falan. Ben o tarz şeyleri izlemekten her zaman keyif alıyorum. Yani böyle gerçek hikaye olması ki şey olsun diye, yani etkileyici olsun diye bir takım şeyleri biraz kenarından köşesinden kıvırıyor olabilirler ama olsun. Yani güzel ve kaliteli biyografi filmi her zaman izlerim. İzleriz. Sadece şeyi izlememiş biri olarak, Star is Born filmini izlememiş biri olarak Lady Gaga'dan ne bekleyeceğimi bilmiyorum. Yani umarım Al Pacino'lar iyi mi? Valla yani. Oscar aday oldu zaten.
Bak bize ne? Oscar neymiş? Allah Allah. Oscar. Sons, Sons, yani iyi, yani senden Oscar şey mi yapıyorsun abi? Yazıklar. Şey mi ilgilendi? Neyse güzeldi ama. Oscar shaming. İyi hadi bakalım. Hadi Lady Gaga. Hilal'in şeyiyle. Hilal arkada Lady Gaga falan. Yüzünü kara çıkarma bu hanımefendi. Hawkeye dizisinden hem ilk bir resmi görsel, bayağı bu dizi artık sızdırılıyordu böyle görsel olarak falan ama ilk defa resmi bir görsel tanıdığında hem de yayın tarihi yine açıklandı. Yayın tarihimiz 24 Kasım. Yani sıradaki Marvel dizisi evet, olmasın o zaman. What If var. What If bu ay başlıyor. Evet yani. Yani şey hani devamlı plan falan açısından. Devamlılık aslında sen Black Widow'u izledin. İzlemedin. Hala izlemedin. Kimse bende gitmiyor çünkü. Herkes izledi. Birlikte izlemek için birini bulamıyor. Kalk gidiyoruz falan. Gerçekten. Kalk gidiyoruz ben falan. Tek gideceğim. 36 yaşında sinemaya süper kahraman film izlemeye tek başıma gideceğim. Ben çok güzel etkinlik. Ben tek gidiyorum. Best kaçar. Yelena karakterimiz bu dizide görülecek. Evet, devam edecek. O kadar hani şey yapayım. Şunu söyleyeyim. Ben mesela Hawkeye dizisine ekstra bir coşuyorum diyeyim. Çünkü niye? Bir çizgi romanı var. Hiç okudun mu? Okudum. Kate Bishop'la okudum. Evet. İşte Bir Silah Olarak Yaşamım adı altında böyle yeni tarz bir çizgi 2015 roman. Falan. Yeni evet evet. Çok yeni, çok yeni bir çizgi roman bu şeyler zamanında. Ama çok kaliteli bir çizgi roman. Benim çok hoşuma giden bir çizgi roman. Hawkeye'in sadece işte Avengers olarak işte şeyini anlatmıyor da hani ya Avengers'ta da işte bir tane oklu adamım tarzını anlatıyor. Hem de diğer taraftan işte böyle sokak yaşamını falan anlatıyor. Hawkeye bayağı bir apartman dairesinde oturuyor. Kulağı sağır olmuş işte işaret dilini öğreniyor. Diğer taraftan Kate Bishop'ı eğitmeye çalışıyor. Bu dizide bu sevdiğim çizgi romanı yani onca Hawkeye'in geçmişinden bu çizgi romanı esas aldığı için ben coşuyorum buna. Ama bence o çizgi romandaki hava bu dizide olmayabilir. Hani çünkü o çizgi romandaki hava böyle hakikaten işte süper gücü olan bir sürü yok Thor'lar, işte demir adamlar bilmem neler arasında böyle bir karakterin biraz kendini nasıl yer edindiğiyle alakalıyken burada daha çok hani bu Kate Bishop'la bizimki buna eğitecek. İşte bir takım bu dizi için uydurulan kötü adamlara gidip avlayacaklar filan falandan ibaret olacak gibi geliyor bana. Yani şu anda MCU'daki gidişat nedense bu diziyle ilgili bende çok şey beklenti yaratmadı böyle. Heyecan verici beklenti yaratmadı. Şey vardı işte ilk orijinal 7 Avengers üyesinden işte filmi olmayan 2 tane karakter vardı zaten. Biri kim? Yedincisi şey mi? Samuel? Yok Scarlett'te şey diye düşündüm hani aynen Nick Fury falan. Onunla 7 olabilir. Scarlett Johansson yani çıktım şey, yani. Black Widow ve Hawkeye derdik. Black Widow kendi filmine kavuştu. Hawkeye onu bile vermediler. Sen dizi yapalım falan dediler. O da bayağı Falcon and Winter Soldier gibi böyle bir teslim dizisi, işte ünvan teslim dizisi falan olacak. Yani bakalım güzel bir dizi olursa izleriz. Why the Last Man? Ha evet, yeni fragmanı. Yeni fragmanı geldi. Daha önce küçük bir teaser gelmişti. Şimdi işte bir komple bir doğru, dünya yaptılar. Fragman geldi yani. Var mı heyecan? Valla ben Why the Last Man'i bir felaket senaryosu olarak izlemek açısından çok heyecanlıyorum. Yani nüfusun yarısı hani kadın erkek kısmı çok fark etmez. Bir anda yok olunca dünya ne oluyor? Ki bu konu daha yeni hani işte blip blip işte MCU'da falan gene karşılığı çıktı. Orada hiç işlenmedi. Sadece laf olarak bence işlenmedi. 5 yıl sonra dendi. Geçildi sonra dünyanın normale döndüğünü gördük yani. Evet resmen bayağı normal gibiydi yani. Hani bu böyle hiç şey gibi değil. Yani Why the Last Man'de böyle hani bir anda görüyoruz ya böyle şey gibi yani zombi felaketi gibi bir ortam oluşmuş. Öyle bir şey görmek için ben sabırsızlanıyor ve heyecanlanıyorum açıkçası. Yani bu noktada işte bazı hani şöyle söyleyeyim eleştirilerden bazıları hani ya erkekler giderse gerçekten dünya bu kadar karamsar bir yer olur mu? Hani ya da işte kadınlar komple giderse bu kadar karamsar bir yer olur mu? Distopik bir yer dönüşür mü? Buradaki olaylardan bir tanesi birincisi ölümün gerçekten çok ani olması. Yani işte o sürede fragmandan gördüğümüz şekilde ölüm bayağı bir anda tabii canım millet hastanelere kalkıp da yavaş yavaş ölüyor. Pat diye gidiyorlar. Pilot atıyorum bir uçağın pilotu ölüyor ve pilottaki insanlar yere düşüyor falan. Bayağı şey bir kısmı hem de işte 5 yıl sonrasını değil felaketten sadece günler sonrasını falan anlatıyor. İşte günler sonrasından başlayarak hikayesini anlatmaya başlıyor. Aslında işte o blip sonrası yani MCU ile birazcık karşılaştırıyoruz daha iyi anlamak için ama blip sonrası 5 yıl sonra normale dönecek hayatın işte bir burada kurulma evresini görüyoruz. İnsanların ne kadar ya MCU'nun bize anlatamadığını işte Why the Last Man'de falan görüyoruz.
kaynak materyali hani seven biri olarak ben umarım kaynak materyali şey yaparlar diye düşünüyorum. Sadık kalırlar. Biraz da muhakkak zaten en fragmanlarında gördüğümüz kadarıyla böyle aksiyonlu bir şey olacak yani, evet. Hayatta kalmalı falan. Ki o da gayet anlaşılabilir yani, bu kadar dengeleri sarsan bir şey olduğunda illaki kaos çıkacak. Tabii. Ortaya falan. Ben merak ediyorum yani, bayağı merakla beklediğim birkaç diziden bir tanesi bu. Efendim, haftaların bu bölümünde sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Siz de bu diziler hakkında ne düşünüyorsunuz? Scarlett Johansson mı haklı, Disney mi? Yoksa House of Gucci'de Jared Leto çok mu iyi makyaj yapmış? Efendim, Why the Last Man fragmanı mı daha iyiydi? Venom Last Carnage mı? Let There Be Carnage mı? Hepsini yazarsınız yorumla. Hoşçakalın, bay bay. Görüşürüz. Bu da böyle şey sesiydi. Kol sesi. Ben ayakkabı sürtme sesiydi arkadaşlar. Yoksa sakin asla ol. Osurmayız. Osurursak da koymayız yani. En azından söyleriz falan. Yani Hilal koyma falan ama. Keser ayağımızı ya. Ve insanlara şey yapıyor. Ama aslında osurduk falan. Kameraya şey yaptık. Nasıl osurduk ama.